Hello people, welcome to Norway. This is our name Marina in Norway. And then I am going to doing one sailboat reparation. After that I am going to sail. Merhaba arkadaşlar, Norveç'e hoş geldiniz. Yeni marinamızdayız gene. Şimdi bir yelkenli bot var. Yarı motorlu, şunun gibi. Şimdi onun bakımını yapacağım. Size de göstereyim onu. Zaten hava güzel. Onu bakımını yaptıktan sonra satışını yapmaya çalışacağım. Biraz tatil parası kazanabilirsem. Tabii ki bu bugünlerde biraz zor satışlar, çünkü kimse korona yüzünden çıkamıyor, gidemiyor, gelemiyor. Şehirler arası vesaire. Yani durumu değerlendireceğiz. Şu an Nisan ve yavaş yavaş bitirenler teknelerini indirmeye başlıyorlar. Geçen sayı seneye göre biraz daha erken, çünkü koronadan dolayı herkes burada, canları sıkılıyor, botlarını bitiriyorlar. Havalar da güzel. Böyle işte gördüğünüz gibi büyük kran dedikleri. Ay ay. Araçlarla gidiyor. Hay san. Hay kamera. Evet. Hay hay. Şimdi bu bizim teknisyen bu botu, yatı 750 bin krona istiyor. Kendisinin istediği 750 bin kron. Bana diyor ki üstümde ne kadar satarsan senin olsun. Fakat şu an içinde oturan o genç çocuk yeni alıcı herhalde. Herhalde ona 720 bin krona verecekmiş. Güzel bir çift motorlu. Gratuler mi day? Daha bravo etti. Buradan oradan mı kay? Atarköy. Ya her tat video av dem o bilder. Vi ser folk men ya trur du har sok allerede. Ya da bra. Evet dedim, videosunu çekiyorum ediyorum. Satış yapalım diye, ama herhalde sattın evet diyor. Şu an birisiyle 720 bin krona içinde oturan çocukla anlaşmaya çalışıyor. Evet. O şimdi o teknenin sahibi, bakın orada vinçte duranın, onun sahibiyle anlaştım. Onun bir tane daha şurada yelkenlisi var. Şu karşıdaki. Şimdi bana diyor ki, bana diyor 20 bin kron ver diyor. Bu senin olsun. Ya da ben de ona dedim ki 20 bin kron vermeyeyim de satışını, ben onarımını, bakımını yapacağım. Satışını yaparsam 20 bin kronunu sana vereceğim. Gerisi benim. Zaten daha doğrusu o teklif etti böyle. Dedi tamam dedi, o şekilde de olur. Ben de şu an işte bunu yapacağım. 28 foot. Yani 3,5 metre gibi. Yok, 4,5. Ondan sonra yelkenli motorlu. İşte kimi vurgunlar falan olmuş. Onları düzelteceğim. Dolduracağım, alçıdır, şeydir, temizlemeye bakalım. Poliyering. Yani ben öyle motordan şundan bundan pek fazla anlamam, ama böyle boyumun yettiği, iş elimin hani sanatsal böyle bir şeyler yapabilirim. Şöyle dolgular yapacağım. İşte oralarını boyarım falan filan. Temizliğini yaparım. Üstüne de, en üstüne de vernik mernik, iç şeylerini de yapacağım. Motoru sağlammış. Üzerinde Volvo motor var. Bagheera. Güzel bir yelkenli. Küçük ama hoş. Şimdi işin güzel tarafı ne? Ben bunu yaparsam edersem 50 bin kron gibi satabilirim burada da. Yani o civarlarda. Ama bunu Türkiye'deki fiyatlarına baktım arkadaşlar. Türkiye'de bunu satmaya kalksam en az
en az 100 bin liradan başlıyor. Yani düşünün artık. Şunu aslında arabanın arkasına koyup Türkiye'ye getirmek lazım. Benim karavanla birlikte ikisini de Türkiye'de bomba gibi yaşanır. Çünkü Türkiye'deki fiyatlar çok uçuk. İşte bu vergilerden dolayı tabii ki. Ve fazla da olmadığından dolayı. Hayır. Görüyorsunuz herkes. Şu an hafta sonu olduğu için. Cumartesi, pazar dedim değil mi? Herkes burada olur. Böyle güzel güzel. Haydi King. Böyle yapılıyor. Bu tabii ki tahta bot presinek ediyorlar. Şunlardan. Bunlardan pek fazla kalmadı artık. Ben de en çok sevdiğim şunlardan alıp o adamın yaptığı gibi onları onarıp ondan sonra satışını yapmak. Ama işte dediğim gibi fazla artık bunların soran eden kimse kalmadığı için öyle dolanıyor gidiyor. Şöyle bir tür tekneler göstereyim. Şu teknelerin bunların fiyatları 100 bin. Mesela şunu 100 bin, 1 milyon kron yani 1 milyon lira. Şu anki 150 bin krona aldı adam. Yani 150 bin lira ya. İşte artık düşünün. Bakayım bizimki geldi mi? John adı. Gelmedi. Dünya'nın onun alt temizin. Haysan! Buradan orada mı daha bu Viking'e? Evet. İşte bunun sahibi bu Baviera 37 şu an 350 bin kron falan civarında. Yani rahat temiz şeyini yaparsa bazı bakımlarını 500 bin krona da satabilir. 500 bin. Yani rahat 500 bin kron satılır. Şöyle dolanalım biraz. Şunlar şöyle fiyatları mesela bu yelkenler yarı motorlu. Bunların hepsi 1,5 milyon 2 milyon kron. Yani bir euro söyleyeyim size işte 200-300 bin euro, 400 bin euro, 500 bin euro. Daha güzel botlayatlar yatlar da gelecek. Oslo fiyorlarına. Burası bizim marina, kafe, kulüp içerisi. Ama şu an girmek yasak koronadan dolayı. Polis burada her zaman duruyor. Çünkü buradan direkt büyük denize açılıyor. Ve adalar zinciri. Hava rüzgarlı arkadaşlar. Evet, marinada kapalı, kimse yok. İşte hafta sonu olduğu için de herkes burada. Şu an şuradaki yatlar çok güzel. Bunlar süper. Fiyatları 600-700 bin euro. 1 milyon euro. O civarda. Okey arkadaşlar, kendinize iyi bakınız. Görüşmek dileğiyle. Have a nice time guys. I am going to little working. Biraz gideyim çalışayım. Foto. Tamam mı? Hadi bay bay. Ciao ciao.